Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yıldızların bizden uzaklığı nasıl hesaplanır? Bu benim merak ettiğim bir konuydu. Biraz araştırdıktan sonra sizlerle öğrendiklerimi paylaşmak istedim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Uzay araştırmalarında matematiğin önemi çok büyük. Bunu şimdi bu videoda göstermeye çalışacağım. Ve bu videoda özellikle bir yöntem var. Bu yıldızların uzaklıklarını ölçmek için. Paralaks yöntemi, yani ıraklık açısı ya da uzaklık açısı yöntemi denilen bir yöntem. Eskiden, çok önceden beri kullanılan bir yöntem bu. Gemiciler bir uzaklığı ölçmek için bu yöntemi kullanırlardı. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Çok basit bir yöntem ama biz bu yöntemin öğrettiklerini kullanarak matematik hesaplarıyla yıldızların bizden uzaklıklarını hesaplayabileceğiz. Şimdi paralaks yani ıraklık açısı yöntemi dediğimiz yöntem. Basit bir şekilde bir kalem alıyorum. Ve bu kalemi böyle öncelikle yüzüme yakın tutuyorum. Bir gözümü kapatıyorum. Bakın kalem siz de denerseniz bunu. Kalem farklı bir noktada. Sonra bu gözümü kapatıp bunu açıyorum. Farklı bir noktaya geldi kalem. Dolayısıyla kalem sanki iki gözümü birini kapatıp birini açtığımda iki farklı noktada görünüyor. Ve bu ikisi arasındaki açı işte paralaks yöntemi, paralaks açısı, ıraklık açısı yöntemi. Kalemi uzaklaştırırsam bu açı küçülüyor. Ve bu açı mesela yıldızlara kadar uzaklıkta bir şeye baktığımız zaman açı o kadar küçülüyor ki çok küçük derecelerde örnekler yapacağız burada. Ve diyebilirsiniz ki gözümüzü kullanarak yıldıza baksak ne fayda sağlar? Evet. Gözümüzde değil de yıldızlara. Yıldızlara bu sefer neyle bakıyoruz? Yıldızlara bakarken bu sefer Dünya'nın iki farklı konumunu şurada şu slide'ı açayım. Dünya'nın iki farklı konumunu iki gözümüz gibi algılıyoruz. Sağ ve sol gözümüz gibi algılayarak. Şimdi şu örneğimize bakalım. Mesela Dünya'mız Ocak ayında şu noktadayken burası Güneş. 6 ay sonra Temmuz ayında da burada oluyor. Ve diyelim ki biz bu şu yıldızın uzaklığını ölçmek istiyoruz. Dolayısıyla dünyamızdan Ocak ayında şu noktadan bu yıldıza baktığımızda bir açı oluşuyor. Bir açıda olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir ekranda görüyoruz biz bunu açıyı. Yıldızı şurada görüyoruz diyelim. Sonra Temmuz ayında 6 ay sonra bir daha baktığımızda da şu görüntüyü görüyoruz. Ve tıpkı sağ ve sol gözümüzü kapattığımız gibi yıldızı iki farklı konumda görüyoruz. Dolayısıyla bu İki farklı görüntüden bir açı yani paralaks yöntemini kullanarak ıraklık açısını, uzaklık açısını buluyoruz. Bununla ilgili şimdi bir örnek yapacağız ve biraz matematik kullanarak uzay matematiği konusuna değineceğiz. Tabii bunlar biz kendimiz de öğrenerek yapıyoruz. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bir tane mesela bu brilliant.com sitesi malum güzel örnekleri var. İnternette arayınca bunu buldum. Şöyle bir örnek veriyoruz. Mesela you are trying to measure the distance to a star. Diyelim ki şurada bir yıldızımız var. Bu bir yıldız. Ve bu bizim güneşimiz. Ve bizim dünyamızı da az önceki örnekte olduğu gibi şurada bakın Ocak'ta ve Temmuz'da olmak üzere iki gözlem yaptım. Ve bu gözlemlerim sonucunda dünya şurada Ocak'ta buradayken burada Temmuz'da da buradayken paralaks açısını ölçtüm diyelim. Ve buna da A diyelim. Bakın A açısıyla bu yıldız bize Ocak ayında ve Temmuz ayında baktığımızda şurada gördüğünüz gibi iki farklı noktada görünecek. Yıldız burada bu tarafta görünürken burada görünecek ve bu ikisi arasındaki açıyı da şu şekilde ölçmüş olalım. Bu ortadaki de bizim güneşimiz. Burada bir AU dediği de astronomic unit. Astronomic unit de nedir? Bizim dünyamızın güneşe uzaklığı. Şimdi biz burada dünyamızın güneşe uzaklığını veriyoruz. Diyoruz ki dünyadan güneşe uzaklık 1,5 çarpı 10 üzeri 11. Yani yaklaşık 150 milyon kilometre bu. Bu uzaklığı şu anda biz bildiğimizi varsayacağız ama ilerleyen dakikalarda bu uzaklığı da nasıl hesaplayacağımızdan bahsedeceğim ve matematik kullanacağız. Yani burada AU dediğimiz astronomik unit dünyanın güneşe uzaklığı. Şimdi biz burada şunu yapıyoruz bu soruda. You are able to measure that over 6 months the position of the star shifts by an angle of 0,1 arc seconds. Şimdi diyor ki burada 6 ay sonra bir burada bir de burada ölçtüm.
Ve şunu ölçtüm. Bu yıldıza olan benim ıraklık açım, yani şu A açısı 0,1 arc second. Arc second nedir? Şimdi bunu göstermek istiyorum size. Yıldız bizden uzaklaştıkça, bakın şöyle bir ekran alıntısı yapayım. Ekran alıntı aracı açayım. Ve şu bölmeyi alıp bir paint'te göstermek istiyorum size. Yıldız bizden uzaklaştıkça nasıl bir etkisi oluyor bunu görelim. Şunu kopyala diyerek paint'te yapıştıracağım. Evet, paint'te bunu yapıştırdığımda şöyle ortaya alayım. Bunu eğer ben uzatırsam, bakın güneş sistemimizden yıldızı uzaklatırsam, bakın dikkat ederseniz şu A açısı küçülüyor. Hatta şöyle biraz da bu tarafı kısaltırsam, ne kadar uzaksa yıldız bizden, bu A açısı küçücük değerler alıyor. Peki küçücük derken arc second diye bir kavram kullandık. Dikkat ederseniz şuraya yazıyorum. Tekste alayım. Arc second, yani arc saniye diyelim. Arc saniye diye bir kavram kullandık. Arc saniye nedir? Arc saniye bir derecenin 3600'de biridir. Yani bir derece, hani 360 dereceden bir dereceyi aldık diyelim. O bir dereceyi 3600'e böldüğümüzde bir arc saniye oluşuyor. Dolayısıyla problemimize geri dönelim. Sanıyorum şuradaydık. Evet. Problemimize geri döndük. Diyor ki bize 2A değeri 0,1 arc second olsun. Yani 0,1 arc second dediğimizde biz bunu ikiye böleceğiz. Çünkü 2A 0,1 arc second olduğuna göre bunu ikiye bölerek 0,05 arc saniye olarak almamız lazım. Evet, şimdi problemi çözebilmek için bir Excel dosyası açtım ve problemin çözümü için, ki burada problem nedir? Problemimiz bizim bu güneş sistemimizden bu yıldızı olan uzaklığı bulmak. Peki bu uzaklığı bulmak için nasıl bir yolu izlememiz lazım? Size şöyle bir çizim yapmak istiyorum. Öncelikle kalemimi alayım. Evet. Öncelikle şöyle bir düz çizgi çizelim. Yani şu mesafe var. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bu güneşten yıldızı olan uzaklık. Şu mesafede dünyadan güneşe olan uzaklık, ki biz bunu bildiğimizi söylüyoruz şu anda. İşte 150 milyon kilometre. Şimdi burada bir açı oluştu. Şöyle bu sefer kalemi alayım. Burada bir, bakın şurası A açısı oldu. Evet, burası A açısı. Peki o zaman burada ben tanjant alfayı alırsam, tanjant alfa neye eşittir? Karşı bölü komşu. Yani bu bir AU, bir astronomik unit olan güneşe olan uzaklığımızı bu bizim yıldızdan uzaklığımıza bölersek tanjant alfayı bulmuş oluyoruz. Karşı bölü komşu formülünden. Peki şimdi o zaman şeyden çıkayım, kalemden çıkayım ve size şunu göstermek istiyorum, çözümü göstermek istiyorum. Peki bizim güneş sistemimizden, daha doğrusu güneşten şeye uzaklığımızı, yıldıza olan uzaklığımızı bulmak istiyoruz. Bunları temizleyeyim. Evet. Bu uzaklığı bulmak için şöyle bir yol izliyoruz. Bakın ne dedik? A eşittir 0,05 arc second, yani arc saniye. Ve biz dünyadan güneşin dünya arasındaki uzaklığın bir astronomik unit olduğunu ve bunun da şuradaki değer olduğunu söyledik. Yani 1,5 çarpı 10 üzeri 11. Buradan yola çıkarak şunu yapmamız gerekiyor. Tanjant alfa eşittir 1 AU bölü uzaklık, yani yıldızı olan uzaklık. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü az önceki formülde, bakın size çizdiğim gibi, karşı bölü komşudan bunu biliyoruz. Peki uzaklığımızı biz bu şekilde yazdığımızda, uzaklığı çekersek bu sefer 1 AU, yani güneşten uzaklığımız, bölü tanjant alfa ya da A diyelim burada. Ve burada şöyle bir durum var. Eğer açı çok küçükse, bu açı çok küçük olduğu zaman tanjant A'yı A olarak alabiliyoruz. Ama bunu radyan olarak kullandığımızda yapabiliyoruz. Peki radyan nedir? Radyan nedir derseniz, size şöyle bir ilave bir şey açacağım. Yeni bir Google. Radyan nedir diye sorduğumuzda, radyan da
Bizim bakın bir yay olarak en güzel şekli nasıl açabilirim? Şuradan Wikipedia açayım. Evet, bir şekil olarak şurada görmek istiyorum. Şunu bakın, radyan aslında yarı çapımız kadar dairede ilerlediğimiz yerdir. Yani bunu oynattığımızda bakın yarı çapı aldı. Yarı çap kadar yay çizdiğimizde buna bir radyan diyoruz. Bunu şimdi kapatalım ve geri dönelim. Ve bizim şu anda çalıştığımız Excel dosyasında. Excel dosyamızdan devam edersek uzaklık o zaman neye eşit oluyor? Tanjant A'yı da A'ya indirgersek güneşe uzaklığımız yani 1 AU bölü A şeklinde olacak. Peki burada A nedir? 0,05 arc saniye. Arc saniye. Evet bunun birimi bu. Saniyeyi eksik yazdım ama olsun. Peki pi sayısını kullanacağız biraz sonra. Bunun için kullanacağız. Şimdi diyor ki arc saniyeyi radyana dönüştürmek için elinizdeki arc saniye değerini yani 0,05'i şuna bölebilirsiniz diyor. 3600 çarpı 360 bölü 2 pi. Biz de o bölme işlemini şurada yapıyoruz. Burada bakın şu 300, ben burada işlemleri şurada görebilirsiniz. 3600 ile 360'ı çarpmışım. Sonra burada o bölüm oranını alıyorum. Bu radyan değerine dönüştürmek için. Sonuçta bu 0,05 arc saniye 2,42 çarpı 10 üzeri eksi 7 radyana eşit. Şimdi radyan karşıtlığından cinsini buldum arc saniyenin. O kadar küçük bir açı değeri ki bu. Yani çok küçük değerlerle uğraşıyoruz. Peki güneşe uzaklığımızda neydi? 1,5 çarpı 10 üzeri 11. Ne yapmamız gerekiyor? Bu güneşe olan uzaklığı bu bulduğumuz radyan cinsinden arc saniye karşılığını bölüyoruz. Böldüğümüzde de bizim güneşten o yıldıza olan uzaklığı buluyoruz. Bu da 6,2 çarpı 10 üzeri 17 metre. Kilometreye çevirmek isterseniz 17 yerine 3 eksildik 14 diyebilirsiniz. Şimdi aslında neyi bulduk? Güneşten bu yıldıza olan uzaklık. Peki o zaman şuradaki bu dik üçgende hipotenüsü bulmak istersek yani dünyadan uzaya olan uzaklığı bulmak istersek Pisagor teoremini kullanarak dünyadan uzaklığı da bulabiliriz. Ama aslında Güneş sistemimizden olan uzaklık neredeyse yakındır birbirine. Çünkü yıldızların uzaklığı bizden o kadar uzak ki bizim Güneş sistemine olan yakınlığımızdan şeyle dünyayla uzaklığı birbirine yakın çıkacaktır. Ama yine de az da olsa bir fark olacaktır mutlaka. Şimdi bu örneği yaptık. Bu örneği yaparken şunu bildiğimizi varsaydık. Bizim dünyadan güneşe olan uzaklığımızı bildiğimizi varsaydık. Bu yap dediğimiz hesaplar yıllar önce teknolojiler yokken, bugünkü teknolojiler yokken yapılmış ve biz bu hesabı yapabilmemiz için dünyadan güneşe olan uzaklığımızı da bilmemiz lazım. Peki bunu nasıl bileceğiz? Şimdi dediğim gibi matematik, bakın burada matematik kullanmaya başladık. Tanjantı, trigonometri kullanmaya başladık. Ve bu şekilde bunu son adım gibi düşünelim. Şimdi başa dönüp dünyadan güneşe olan uzaklığı nasıl hesaplayacağız? Şimdi bununla ilgili bir yolculuğa çıkalım. Bu ilk adımı tamamladık. İkinci adıma gelelim. Dünyadan güneşe olan uzaklığımızı bulmak için de bizim uydumuz Ay'ı kullanacağız. Bakın burada bu videoların hepsinin linklerini paylaşacağım. Dünyadan güneşe olan uzaklığı bulmak için dünyadan Ay'a olan uzaklığımızı bilmemiz gerekiyor. Neden derseniz şimdi onu anlatacağım size. Burada çok güzel anlatılmış. Bunları ayrıca izleyebilirsiniz. Şimdi burası dünyamız. Burası Güneş ve burası da Ay. Evet, şu anda Ay öyle bir pozisyonda ki tam yarım durumunda. Tam yarım durumunda olduğu zaman bakın Ay'dan Dünya'ya olan uzaklık burası. Ben bu Ay'dan Dünya'ya olan uzaklığı 400 bin kilometre olarak bildiğimizi söyleyerek bunu da bir sonraki bölümde işleyeceğiz. Şu andaki amacımız Dünya'dan Güneş'e olan uzaklığı bulmak. Ama Dünya'dan Güneş'e olan uzaklığı bulmak için Dünya'dan Ay'a olan uzaklığımızı bulmamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Onu da bir sonraki bölümde işleyeceğiz. Şimdi bunu bildiğimizi varsayalım. 400 bin kilometre Dünya'dan Ay'a olan uzaklık. Tam yarım ay durumunda bir burada dik açı yaptığımızı düşünürsek biz şunu biliyoruz. Uzaya baktığımızda Ay'ın konumunu biliyoruz. Güneş'in konumunu görüyoruz. Buradaki açıyı ölçebiliriz ve buna alfa açısı diyelim. Ve bizim amacımız neydi? Şu L'yi bulmak. Yani dünyadan güneşe olan uzaklığı bulmak.
Bu açıyı biz ölçebiliyoruz dedik. Yani uzayda baktığımızda ikisini de görüyoruz. Ayı da güneşi de. Ve bu açı 90 dereceye çok yakın bir açı. 89,853 derece. Yine bakın çok milimetrik hesaplar. 89,853 derece. Peki bu açıyı biliyorsak, şu uzaklığı biliyorsak, o zaman biz şu uzaklığı nereden bulabiliriz? Kosinüsten. Kosinüs neydi? Burada bizim komşu bölü hipotenüs, değil mi? 400 bin bölü L uzunluğu. Yani Dünya'nın Güneş'e uzaklığı. Bunu da o zaman kosinüs değerini bu sefer buraya aşağıya alarak L'yi bulabiliriz. L de buradan 156 milyon kilometre gibi. Yani bunlar ufak yanlış hatalıklar olabilir ama 106 milyon kilometre gibi bir değer çıkıyor. Şimdi demek ki Ay'dan uzaklığını, Dünya Ay arası uzaklığı biliyorsak, Güneş'ten Dünya arasındaki uzaklığı da ölçebiliyoruz bu şekilde kosinüsü kullanarak. Peki o zaman bir sonraki soru, Ay'dan ne kadar uzaktayız? Ay'dan ne kadar uzakta olduğumuzu bulmak için de açısal büyüklük dediğimiz, yani angular size dediğimiz büyüklüğe bakıyoruz. Şimdi biz Dünya'dan uzayda Ay'a baktığımızda Ay'ın bir gerçek boyutunu görüyoruz. Ama bu boyutu şu şekilde, bu videoyu şöyle ilerleteyim. Bakın Dünya'dan baktığımızda bir boyut görüyoruz. Ve biz şu anda bakın Ay'ı buradan Dünya'dan gördüğümüzde bunu derece, hani 360 derecelik bir daire için düşünürsek, bir derecenin de yarısı kadar bir genişlikte görüyoruz Ay'ı. Yani aslında Ay'ın angular size, yani açısal büyüklüğü 0,5 derece, yaklaşık yarım derece. Şimdi bu bilgiden yola çıkarak devam edelim. Şimdi biz bu 0,5 dereceyi biliyorsak, yani Dünya'dan baktığımızda Ay'ın genişlik açısal büyüklüğünü biliyorsak, bu üçgeni oluşturabiliriz. Bakın şöyle bir üçgen ve bu üçgeni biz dik üçgen gibi varsaydığımızı düşünelim. Buna yakın bir değer olduğunu, çünkü bakış açımızdan olmayabilir ama buna yaklaştırdığımızı düşünürsek, dik üçgen gibi düşündüğümüzde bu sefer şu bilgilere erişeceğiz. Bakın bizim Ay'dan olan uzaklığımızı bulabilmek için yine bir varsayım yapacağız. Diyeceğiz ki Ay'ın biz çevresini biliyoruz. Şimdi biraz sonra onu da çözeceğiz. Ay'ın çevresini biliyorsak, ki bunu da nasıl yapacağımızı işleyeceğiz. Ay'ın çevresini biliyorsak, o zaman Ay'ın çevresi Ay'ın çapıyla pi'nin çarpımına eşit. Peki o zaman biz bu çevreyi biliyorsak, o zaman buradan bu çap değerini bulabiliriz. Çap değeri nedir? Ay'ın çevresi 10.900 kilometre olarak bildiğimizi varsaydık. Buradan yola çıkarak pi'ye böldüğümüzde Ay'ın çapını 3.470 kilometre olarak biliyoruz. Peki o zaman yine bir üçgenimiz var burada. Bu üçgende şu açının 0,5 derece olduğunu biliyoruz. Bakın bir derecenin yarısı. Ve sonra burada da tanjantı yine kullanıyoruz. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman 3.470'i bu L'ye, yani bizim Ay'dan uzaklığımıza böldüğümüzde tanjant 0,5 değerini biliyoruz. 3.470'i de biliyoruz. O zaman Ay'dan olan uzaklığımızı bulabiliyoruz. 398 bin kilometre. Bakın adım adım ilerledik. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığını bulmak için Dünyanın Ay'a olan uzaklığını bilmemiz gerekiyordu. Şimdi Dünyanın Ay'a olan uzaklığını bulduk. Ama bunu bulabilmek için de Ay'ın çevresinin ne kadar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu arada bunları anlatıyorum ama şurada bir önceki videonun şuralarında bir yerlerde sanıyorum bir şey var. Ay'ın uzaklığını bulmak için Ay'a yerleştirilen bazı cihazlar var. O cihazları burada gösteriyor çok güzel. Ay'a bir şey göndererek, sinyal göndererek, evet. Burada gördüğünüz gibi bir Ay'a cihaz yerleştirilmiş. Normalde biz matematik hesapları yapıyoruz ama bugünkü teknolojide Ay'a yerleştirilen cihaz sayesinde Dünya'dan bir sinyal gönderip o sinyalin geri gelmesine ölçerek Ay'ın uzaklığını bugün daha net bir şekilde ölçebiliyoruz. Bu videolar için teşekkür ederiz. Bunların hepsini paylaşacağım, linklerini. Şimdi biz konumuza geri dönersek, en son kaldığımız yerde artık neyi çözmemiz gerekiyor? Ay'ın çevresini nereden bulduk peki? Ay'ın çevresini bulmak için biraz, yine bir video var. Burada gördüğünüz video. Ve bu video biraz uzun. Ben şimdi bunu hızlıca anlatmaya çalışacağım. İsteyenler bu, ya video uzun derken konu biraz hesaplamalar uzun. Aslında 1,5 dakikalık bir video. İzlemenizi öneririm. Burada da Ay'ın
çevresinin büyüklüğünü nasıl bulabilmemiz gerektiğini anlamak için ay tutulmasından faydalanıyoruz. Tam ay tutulmasında ay şurada bir yerlerde. Dünya burada, güneş de burada. Dolayısıyla ay üzerinde tamamen tutulmuş oluyor ve biz bu bilgiyi kullanarak ayın çevresini ölçeceğiz. Diyor ki, what is the circumference of the moon? Yani ayın çevresi kaçtır? Şimdi şu bilgileri kullanıyoruz. Bir kere ayın 28 günde tam dönümünü tamamladığını biliyoruz. Ve ayın bir moon width, yani burada MW dediğim moon width, yani ayın genişliği. Bir uçtan bir uca çapı diyelim buna. Genişliğini biz dünyadan baktığımızda görebiliyoruz ve bunu dünyanın genişliğine oranlayacağız. Sonra dünyanın genişliğinden ve çevresinden yola çıkarak bu ayın oransal olarak ayın çevresinde bulabileceğiz. Şimdilik şu noktada ayın genişliğini moon width olarak tanımladık ve şu bilgiyi biz biliyoruz. Ay bu dönüşünü, yani dünya etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede yaptığını biliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani bir noktaya, aynı noktaya ne kadar süre sonra geldiğini biliyoruz. Ve bu dönüşü sırasında tam 720 moon width geçiyor. Yani ayın kendi genişliğini 720 kez tekrarlamış oluyor. Dolayısıyla burada ayın bir genişliğinin 0,93 saat sürdüğünü bu hesapla bulabiliyoruz. Ve sonra bir bilgi daha kullanıyoruz. Tam eklips olduğunda, yani tam tutulma, ay tutulması olduğunda 205 dakika geçtiğini, 205 dakika boyunca tam tutulmanın sürdüğünü biliyoruz. Buradan bu iki bilgiden, yani 205 ve bu 0,93 bilgilerini kullanacağız. Fakat önce bu 205 dakikayı saate çeviriyoruz. Yani 205 dakika, 3,42 saat. Sonra bu 3,42 saat sürdüğü için biz bu bilgiyi 0,93 saatle çarptığımızda ne kadar moon width, yani ayın ne kadar genişliği boyunca bu eklips, yani tutulma devam ediyor, bunu buluyoruz. Buradan da tam tutulmada ayın genişliği tam dünya üzerine eşit olduğundan dolayısıyla 3,68 ay genişliğinin tam bir dünya genişliğine, Earth width olduğuna, bunu devam ettirirsek Earth width olduğunu buluyoruz. Ve buradan yola çıkarak devam edersek oranını buluyoruz. Yani dünyanın genişliğinden ayın genişliğinin oranını buluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, o zaman dünyanın genişliğini nereden biliyoruz? Dünyanın genişliğini biz, şimdi bu örnekte videoda devam ettiğinde o genişliği de bilerek, bildiğini söyleyerek devam ediyor. Ama biz dünyanın genişliğini de nereden biliyoruz? Dünyanın çevresini nereden biliyoruz derseniz, o da Eratosthen tarafından bulunmuş. Bu video için de teşekkür ediyoruz. Matematik devresi Özgür Terzi tarafından bu video konulmuş. Çok güzel bir video. Bunda da dünyanın kendi çevresini nasıl bulduğumuzu, dünyanın çevresi nasıl hesaplandı diye bunu nasıl bulduğumuzu anlatıyor. Bu videoyu da seyretmenizi öneririm. Bunun linkini de ekleyeceğim. Bu Özgür Terzi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi nasıl bulmuş Eratosthen? Şunu fark etmiş. Aswan'da bulunan bir direkle İskenderiye'de bulunan bir direk, ikisi de Güneş'ten tam dik açılar geldiği zaman Aswan'da hiç gölge yokken İskenderiye'de gölge oluştuğunu görüyor. Ve buradan yola çıkarak dünyanın yuvarlak olabileceğini teorisini kullanıyor. Ve bu gerçekten de bugün de doğru bir değer. Ve şimdi biz dünyanın çevresini bu bilgiden hesaplayacağız. Ve şu bilgi de var elimizde. Aswan'dan İskenderiye'nin arası 800 kilometre. Ve Güneş'in yaptığı açı, yani İskenderiye'deki gölgenin yaptığı açı 7,2 derece olarak ölçmüş. Dolayısıyla bu 7,2 derece, 360 dereceye toplam dairenin çevresine oranlarsanız 50'de 1'i kadar. 50'de 1 kısmı 800 kilometre ise dünyanın tam çevresinin 40 bin kilometre olduğunu Eratosthen yıllar önce bulmuş. Ve dünyanın yuvarlak olduğu da aslında buradan tespit edilebiliyor. Çünkü bir Aswan'da hiç gölge yokken İskenderiye'de gölge var. Eğer düz olsaydı dünya böyle bir gölge farkı oluşmazdı. Ama yuvarlak olunca bir yerde gölge varken bir yerde gölge yokken bir yerde gölge var. Evet, bu video çok güzel hazırlanmış. Bunu tekrar tavsiye ediyorum izlemenizi. Çok güzel anlatıyor. Ama buradan da biz dünyanın çevresinin 40 bin kilometre olduğunu bulduk. Yani bir önceki videoya dönersek burada width, yani çapını kullandık ama çevrenin çapa dönüşmesi kolay. Biliyorsunuz
çap dan 2 pi r formülünden çevreyi bulabiliyoruz. Orada 2 r çap oluyor zaten. Peki dolayısıyla biz ne yaptık şimdi? Adım adım geri gidelim. Dünyanın çevresini bulduk. Sonra dünyanın çevresinden ayın çevresini bulduk. Sonra ayın çevresini bildiğimiz zaman aydan uzaklığımızı bulduk. Ve ondan sonra da aydan uzaklığımızı bilince güneşten uzaklığımızı bulduk. Ve en başa dönersek de güneşten uzaklığımızı bulunca da yıldızlardan uzaklığımızı paralaks yöntemiyle, ırak açısı yöntemiyle bulduk. Gördüğünüz gibi bütün video boyunca matematik kullandık. Yani aslında uzay çalışmalarında matematik olmazsa olmaz. Ben buradan bir ricada bulunacağım. Eminim matematik hocalarımız konularını çok güzel anlatıyorlar. Ama matematik anlatırken, yani özellikle bu trigonometri anlatırken böyle uzaydan örnekler verilirse çok daha ben en azından uzay örneklerini zevkli buluyorum. Ve bunların bulunma hikayeleri de aslında çok güzel. Çünkü yani bakınca bugün teknoloji var. Ayda bir cihaz koyuyorsunuz. Işık göndererek ne kadar zamanda döndüğünü hesaplayabiliyorsunuz ama mesela bir yıldıza bu cihazı koyma şansınız yok. Ama bunu yapmadan da yıldızdan uzaklığımızı bulabiliyoruz. Dolayısıyla özetlemek gerekirse, çok uzatmayayım. İşte Güneş'ten, Dünya'dan, Ay'dan başladık. Uzaklara doğru mesafeleri ölçmeye çalıştık. Aslında hani geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz gibi. Bütün dünyadaki her şey aslında uzaydaki oluşumlardan geliyor. Ve biz bu uzaklıkları ölçmeye çalıştık burada. Bu uzaklıkları bilmek ne işimize yarayabilir? Aslında işte bütün uzay çalışmalarında yaptığımız bu matematiksel örneklerle bu uzaklıkları bilerek işte bugün insanoğlu Ay'a gidebiliyor, Mars'a gidebiliyor ama belki daha uzak mesafelere gitmeyi deneyecek. Gelecekte bu matematik her zaman olacak. Yani bir tanjanttır, kosinüstür her zaman olacak. O yüzden bunu da vurgulamak isterim. Bu şekilde özetlemiş olursak yıldızların bizden uzaklığı nasıl hesaplanır? Benim gibi merak edenler varsa umarım onlara faydalı olur. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ederim.